AKP ile MHP'nin 2019'un Mart ayındaki yerel seçimlerde nasıl bir ittifak yapacağına ilişkin yol haritası aranırken iki parti arasında yeni bir tartışma başladı. Türkiye'de her seçim bölgesinde, her ilde, her ilçede aday çıkaracak şekilde genel merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. AKP sözcüsü Ömer Çelik'in bu açıklamasına yanıt MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, Çelik'in açıklamalarının ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceğinin işareti olduğunu söyledi. Çelik'in beyanlarına bakıldığında Genel Başkanımızın Cumhur İttifakı çerçevesinde yerel seçimlerle ilgili ortaya koymak istediği stratejinin algılanmadığı, doğru anlaşılmadığı ortaya çıkmaktadır. AK Parti sözcüsü Çelik'in mesele enine boyuna taraflarca teati edilmeden, masaya yatırılmadan çıkış yapması hangi akla hizmet etmektir? Ömer Çelik'in açıklamalarını dikkate alacak olursak, yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır. Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul'da aday göstermeyeceğiz açıklamasının bir zafiyet olarak anlaşılmasının yanlış olduğunu da savundu. Milliyetçi Hareket Partisi bu teklifi getiriyor. Tabii ki göreceğiz. Tabii ki değerlendirmelerimiz olacak. Ama duruşumuzda bir değişiklik yok. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, AKP sözcüsü Çelik'in af tasarısına ilişkin söylediği bu sözleri de değerlendirdi. Yalçın, Çelik'in açıklamasının Cumhur İttifakı'nın geleceği açısından düşündürücü olduğunu ve af önerisine ilişkin şimdiden niyet beyanında bulunduğunu belirtti.